Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, 28 Şubat Pazar günü Necmettin Erbakan'ı ölüm yıl dönümünde anacaklarını belirterek vatandaşlara davette bulundu. Yine bir 28 Şubat geldi. Erbakan hocamızın vefat yıl dönümü. Dolayısıyla biz bu yıl vefat yıl dönümünü geçen yıl Kur'an-ı Kerim'de Hunat Camisi'nde ve Ayasofya Camisi'nde kutlamıştık, anmıştık hocamızı. Bu yılda Melik Gazi Kültür ve Tiyatro Salonu'nda Pazar günü saat 1'de bütün halkımızla birlikte Erbakan aşıklarıyla, Erbakan sevdalısıyla bu ülkeye kattığı değerleri ve bu ülkeye yapmış olduğu vizyoner çalışmalardan dolayı, liderlikten dolayı ve herkesin kafasında yer eden çalışmalardan dolayı ağır sanayi hamlesi olsun, memura işçiye, köylüye verdiği zamlardan, çiftçiye verdiği zamlardan hatırladığımız ve keşke bir Erbakan daha olsa dediğimiz kıymetini bilemedik dediğimiz, ah keşke şimdi olsaydı, bugünleri geçmişten bildi dediğimiz Necmettin Erbakan hocamızı gümbür gümbür bir şekilde, şanla yakışır bir şekilde anacağız. Bu anma programına da bütün Kayseri halkını bekliyoruz, davet ediyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak 16 ilçemizde ve teşkilatlarımızın tamamıyla biz bu programa hazırlanıyoruz. Ve diyoruz ki Erbakan Hoca her dönemdeki olduğu gibi bu dönemde de herkes sahip çıkmaya başladı ve herkes artık biz Erbakan'cı izlemeye başladı ama Erbakan hocasını Erbakan hocanın da bir ismi ve soy ismi var. Dolayısıyla soy ismi Erbakan olan evladı Fatih Erbakan mirasçısı olduğu için biz diyoruz ki milli görüşün yegane temsilcisi ve Erbakan hocamızın yolunda giden tek kişi Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisi'dir. Milli görüş burada. ...ve kendi çatısı altında, kendi soy ismi altında toplanmıştır. Ee, ama herkes tabii e, siyasi kaygılar nedeniyle zamanında e, tasvip etmediği kişiler bile... ...artık Erbakan Hocamızın siyasi geçmişinden dolayı sahip çıkıp nemalanmaya çalışıyorlar. Ama biz 28, 27 Şubat Pazar günü saat 13'te bütün halkımızı, bütün Kayserilileri Erbakan Hocamızı anma etkinliğimize davet ediyoruz siyasi parti kaygısı gözetmeden biz bütün halkımızı bekliyoruz. Ve Yeni Refah Partisi'nin biliyorsunuz siyasi son günlerde nereye oturduğu kilit taşı olduğunu görüyoruz. Biz bundan gayet memnunuz. Bütün partiler bizimle ittifak yapmak için ve Yeni Refah Partisi nerede duracak diye bütün karşı görüşü, karşıt görüş televizyonlar, medya mensupları artık kaçamıyorlar bizden. medya ambargosunu kendileri deliyorlar. Dolayısıyla konuşmaya başladılar. Biz de bundan gayet memnunuz. Ee, i̇nşallah en kısa sürede Yeniden Refah Partisi kendine yakışır bir şekilde seçime hazırlanıp önce Kayseri, sonra Türkiye'yi teslim alacağız. Bütün sorunların çözümü de Yeniden Refah Partisi'nden geçiyor diyoruz. Biz Kayseri için konuşmaya, Türkiye için konuşmaya, fikirlerimizi söylemeye yine devam edeceğiz. Ben teşekkürlerimi sunarak tekrardan program gününü hatırlatıyorum. Ama şunu unutmayın ki Erbakan Hoca'yı bilmeyen Erbakan Hoca'yı görüşünü bilmeyen, milli görüşü bilmeyen ve Erbakan Hoca'nın çizgisinde gitmeyen insanlara Erbakan Hoca'yı anma programı yaptırmak ya da Erbakan Hoca'nın mirasındaki televizyonda akşama kadar Erbakan Hoca'yı andıra anacak diye Erbakan Hoca'yla alakası olmayan kişileri sadece siyasi kaygı güderek, Erbakan Hoca'yı alet ederek ve Erbakan Hoca'nın Erbakan soyadını taşıyan evladına saygı duymadan davet saygı duymadan yapmak da çok hoş bir hareket değil. Dolayısıyla biz yeniden söylüyoruz. Erbakan isminin patenti yine bir Erbakan'dadır. Fatih Erbakan'dadır. O yüzden biz halkımızı bekliyoruz. Erbakan Hoca'yı güzelce anacağız ve gümgür gümrü bir şekilde Erbakan hocaya saygımızı, sevgimizi ileteceğiz. Müzik